Tonguç Akademiden herkese merhabalar, gıdalar diyeceğiz arkadaşlar ve bu senenin son konusunu işliyor olacağız. Bununla birlikte kimya her yerde ünitesini de tamamlamış olacağız. Sonraki derslerimizde de soru çözümleriyle tabii ki ve tekrarlarla desteğimizi sağlamaya devam ediyor olacağız. Bundan öncesinde neler yapmıştık şöyle bir hatırlayalım. Kimya her yerde ünitesine başladık. Kimya her yerde ünitesinin altındaki temizlik maddelerinden, polimerlerden, ilaçlardan ve kozmetik maddelerden bahsettik. Geri dönüşüm üzerine konuştuk. Şimdi geldik gıdalar başlığını tamamlamaya. Neler öğreneceğiz peki? Konularımızın içerisinde neler varmış? Hazır gıdalar diyerek başlayacağız arkadaşlar. Öncelikle bir maddeyi bir gıda maddesini hazır gıda olarak tanımlamak için hangi özelliklere sahip olması gerekiyor? Buna ait E kodları nelerdir nelerden bahsediyordur? Katkı maddeleri nedir? Isıl işlemler nelerdir? Bunlardan bahsediyor olacağız. Ardından yenilenebilir pardon yenilebilir yağ türleri üzerine konuşuyor olacağız hep birlikte. Şimdi konuya dalmadan önce tabii ki bir ödevlendirmemiz de yapalım bakalım arkadaşlar. Sıfırdan ona kimya kitabıyla artık kitabın da sonuna geleceğimiz bir ödevlendirme olacak karşımızda. Şimdiye kadar e, sene başından beridir kimyan temel kanunları ve kimyasal hesaplamaları, karışımlar ünitesini, asitler, bazlar ve tuzlar ünitesini tamamladık. Şimdi kimya her yerde de yaygın günlük hayat kimyasallarını, Gerimizde bıraktık şimdi geldik gıdalarla birlikte hem ünitenin hem senenin sonuna gelmiş olacağız. Gıdalar 190. sayfadan başlıyor olacak. Ünite son olduğu için ünite testleri de dahil bir şekilde çözüyor olmamız gerekecek. Yani 204. sayfaya kadar çalışılmamış çözülmemiş yer bırakmayalım arkadaşlar. Peki neler varmış karşımızda şöyle bir bakalım. Arkadaşlar bu kitabımızda her sayfada her konuda sol tarafta bize bir konu anlatımı veriyor olacak ve sağ tarafta burada anlattığı konuyla ilgili soruları bizden yapmamızı bekliyor olacak. Her sayfa aynı şekilde devam edecek konu anlatımı ve sorular şeklinde tamamladıktan sonra konu anlatımlarını ve soruları bir bölüm testi olan süzgeçler karşımıza geçecek. Süzgeçleri çözdükten sonra da bütün bir bölümü, bütün bir üniteyi ele alan test geç kısımları yani ünite testlerimiz yer alacak ünite testlerini de tamamladıktan sonra ödevimizin sonuna gelmiş olacağız diyemiyorum çünkü bir de Dinamo kimya kitabından yine sorumlu olacağız arkadaşlar. 10. sınıf Dinamo kimya kitabında da yine Gıdalar son bölümde yer alıyor. 208. sayfadan ödevimiz başlayacak bölümü ve üniteyi tamamladığımız için 226'ya kadar yani ünite testlerinde içeren kısma kadar e, ödevlendirilmiş olacağız. Şimdi neler varmış şöyle bir bakalım arkadaşlar. Bu kitabımızda da 208. sayfadan başladığını söylemiştik ödevlendirmemizin her bir sayfada başta bir çözümlü örnek karşımıza çıkacak. Bu çözümlü örnek sayesinde bize konu anlatılacak aslında kitabımız. Sonrasında da dört tane burada çözücü soruyla ilgili yine benzer sorular bizim çözmemizi bekliyor olacak. Her sayfa bu şekilde devam edecek ve her sayfada yeni bir soru tipini ve yeni bir konuyu tekrar etmiş hatırlamış olacağız. Bu şekilde bölümü tamamladıktan sonra bölüm sonuna geldiğimiz için artık bir bölüm testi yani tarama testi bizi bekliyor olacak. Tarama testinden sonra ünitenin sonunda olduğumuz için artık ünitenin tamamını kapsayan ünite tekrar testlerimiz karşımıza çıkacak. Ünite tekrar testlerinden sonra fen lisesinde okuyan arkadaşlarımıza yönelik soruların bulunduğu bir ALFL testi olacak. Sonrasında ÖSYM tarzında soruların yer aldığı bir testimiz yine üniteyi kapsayan bizi bekliyor olacak. Son olarak da Yazılı tipinde soruların bulunduğu bu kısımla birlikte yine hem üniteyi hem kitabı tamamlamış olacağız. Her iki kitabımızda da çözemediğimiz kafamızı karıştıran herhangi bir şey olduğu zaman hemen kare kod bizim yardımcımız arkadaşlar gidiyoruz. Video çözümünü izliyoruz ve bütün eksiklerimizi giderip bu konuyu ben cebime koydum diyoruz. O zaman güzelce ödevlerimizi de aldığımıza göre haydi dalalım bakalım neler varmış. Hazır gıdalarla başlayacağız arkadaşlar. İlk olarak hazır gıda nedir? Bunun bir tanımını yapalım. İki ihtimalle hazır gıda oluşturulabilir. Bir katkı maddesi sayesinde veya bir ısıl yöntem sayesinde. Peki neden hazır gıdaya ihtiyaç duyuyoruz? Neden gıdalarda böyle bir durum söz konusu oluyor? Burada tabii ki amaçlarımız belli. Ya raf ömrünü uzatmaya çalışıyoruzdur ya tatlandırmaya çalışıyoruzdur ya da kıvamının artmasını sağlamaya çalışıyoruzdur. Bu şekilde gıdaları hazır gıda haline getiriyoruz arkadaşlar. Peki katkı maddeleri dedik. Hani bir katkı maddesiyle bunu sağlayabiliriz veya ısıl bir yöntem uygulayabiliriz dedik. Kullanacağımız bu katkı maddeleri nelerdir? Neler olabilir? Renklendiriciler olabilir. Emülgatörler adını verdiğimiz katkı maddelerini kullanabiliriz tatlandırıcı bazı maddeler olabilir. Koruyucu maddeler, asitlik düzenleyici maddeler veya antioksidan olarak değerlendirdiğimiz bazı maddeleri katkı maddesi olarak kullanabiliriz. Eğer herhangi bir gıda maddesinde bu katkı maddelerinden herhangi biri varsa bu onun hazır gıda kategorisinde değerlendirilmesi için yeterli bir bilgidir. İkinci bir durum ise ısıl yöntem uygulanmış olması. Yani herhangi bir katkı maddesi kullanmamış olsak bile eğer herhangi bir ısıl yöntem uygulamışsak bu yine onu hazır gıda haline getirir ki bu yöntemler sütte karşımıza çıkacak arkadaşlar. Marketten süt alırken de üzerinde pastörize süt veya UHT süt şeklinde e, yazıyor olacaktır, karşımıza çıkacaktır. Peki bu yöntemlerin farkı nedir? Yani ısıl yöntem dediğimiz bu iki yöntemin temelinde farklar nelerdir? Arkadaşlar pastörizasyonda şunu yapıyoruz. Önce sütü alıyoruz mesela. 72 santigrat derece sıcaklığa çıkarıyoruz. Bu sıcaklıkta 15 saniye kadar bekletiyoruz. Ardından 65 santigrat derece sıcaklığa düşürüyoruz. Bu sıcaklıkta 30 dakika kadar bekletip 6 santigrat dereceye düşürüyoruz ve orada sıcaklığını e, korumasını sağlamaya çalışıyoruz. Buzdolabında 6 santigrat derecede beklemesi en ideal durum oluyor. UHT'ye gelince de hızlı bir şekilde 135-150 santigrat derece civarında bir sıcaklığa çıkarıyoruz. Burada sadece 2 ila 6 saniye kadar bekleyip sonra tekrardan oda sıcaklığına düşmesini sağlıyoruz. Peki bu iki yöntemin farkı nedir? Pastörizasyonda biraz daha fazla hani bekleme süresi de var. E, sıcaklıklar da daha düşük sıcaklıkta gerçekleştiriliyor. Arkadaşlar Amaç mikroorganizmalardan sütü temizlemek. Bu sayede de daha uzun ömürlü kalmasını sağlamak. İki yöntemin de temel amacı bu. İkisi de bunu sağlıyor ama pastörizasyon daha düşük sıcaklıklarda bu işlemi yaptığı için bazı mikroorganizmalar ölmeden kalabiliyor. Yani Pastörizasyonla UHT arasındaki ilk fark bu, UHT'yi üstün yapan fark bu. Çünkü bu sıcaklıkta hiçbir mikroorganizma canlı kalmaz. Çok kısa bir süre burada tutuyorsun ve bütün mikroorganizmalardan kurtuluyorsun. Herhangi bir şekilde hastalık yapıcı etki kalmamış oluyor. Tamamını öldürüyorsun. Ama pastörizasyonda hala daha mikroorganizma vardır. Ama pastörizasyonun da UHT'den üstün olduğu bir diğer nokta var. O da bu sıcaklık değerlerini kullandığın zaman Süt besin değerinden hiçbir kayba uğramıyor. Mikroorganizma sağlık canlı kalabiliyor ama e, bizim kullandığımız madde gıda maddesi besin değerlerini korumaya devam ediyor. Ama OHT'de bu sıcaklıkta hani çok düşük bir süre beklenmesinin sebebi de aslında bu bazı e, besin değerleri kaybolabiliyor. Eğer çok uzun süre kalırsan tamamını kaybedersin zaten. Kısa bir süre bekleyerek bazı besin değerlerinin kaybına sebep oluyorsun ama bu sayede de tüm mikroorganizmalardan kurtulmuş oluyorsun. Her iki yöntem de aldığımız maddenin bir e, hazır gıda haline dönmesine sebep oluyor. Bu sayede de daha uzun bir raf ömrüne sahip olmasını sağlıyor. Günlük süt tüketirsek günlük sütün hızlı bir şekilde bozulduğunu gözlemleyebiliriz. Çok daha çabuk bir şekilde çürüyecektir bu ısıl yöntem uygulanmadığı için. Peki, katkı maddelerinden bahsettik. Bu katkı maddeleri neler olabilir? Bunları e, biz markette herhangi bir ürünü satın alırken sadece üzerindeki etikete bakarak hangi katkı maddelerinin kullanıldığını anlayabilir miyiz? Arkadaşlar bunun için E kodları kullanılır. Eğer E 100 ile 180 arasında bir kod varsa bizim alacağımız maddenin üzerinde. Burada o maddenin içerisinde belli renklendiricilerin kullanıldığını görmüş oluruz. E100 ile 180 arasındaki bütün kodlar renklendiricilere aittir. Atıyorum E125 gördük. Bu demek ki orada 125 kodlu bir renklendiricinin kullanıldığını anlatıyormuş bize. 200 ve 297 arasındaki bir E koduna sahipsek bu da Orada belli koruyucu maddelerin kullanıldığını, katkı maddesi olarak koruyucunun kullanıldığını bize gösterir. 300-321 arasında antioksidanlar mevcuttur. Yani 300 ile 321 arasında bir E, e kodu görüyorsak alacağımız maddenin üzerinde antioksidan kullanıldığını anlayabiliriz. 322 ile 500 arasında emulsifier veya emulsifier ve ya da bir diğer kullanımıyla adıyla emulgatör olarak da karşımıza çıkabilir. Veya stabilizör olarak maddelerin kullanıldığını anlayabiliriz. 500 ile 578 arası Asit baz sağlayıcılar ya da asitlik bazlık düzenleyici bir maddenin kullanıldığını bize anlatmak için vardır. 620-637 arası tatlandırıcı veya koku verici bir katkı maddesinin kullanıldığını bize gösterir. 900 ve 927 arası ise geniş amaçlı yani birden fazla amaca hizmet eden bazı gıda katkı maddelerinin bulunduğunu söyler bize. Peki bunların özellikleri nelerdir? Bizim alacağımız, tüketeceğimiz gıda maddesine ne gibi özellikler katar? Mesela renklendiriciler. Hani adı da üzerinde zaten. Tükettiğimiz besin maddelerinin birçoğunun rengi hoş görünmüyor. Yani içecekler, dondurmalar renklendirici ile bu nedenle renklendirilmek zorunda kalıyor. Antep fıstıklı dondurmayı biz hiçbir katkı maddesi kullanmadan uygulayacak olsak grimsi açık bir yeşil renk elde edeceğiz. Hiç de aslında göze hoş gö gözükmeyen bir renk olabilir bu. Bunu daha renkli, daha albenisi yüksek bir hale getirmek için renklendiriciler kullanılabilir. Dolayısıyla renk yapıcı olarak E141 ve E100 kodlu bazı maddeler kullanılır. Burada tabii ki e, renklendiriciler, doğal renklendiriciler de olabilir. Mesela ıspanakla oluşturulmuş bir renklendirici kullanılmış olabilir. E, tadını aldığımız zaman antep fıstıklı dondurma yiyor olacağız. Ama aslında o renk ıspanaktan gelen bir renktir arkadaşlar. E, bu şekilde renklendiriciler kullanılmış olabilir. Dolayısıyla alacağımız maddelerin, alacağımız gıda ürünlerinin e kodlarına bakarak renklendirici içerip içermediğini bu şekilde anlayabiliriz. Koruyucu maddelere gelecek olursa koruyucularda besinleri bakteri, küf ve mayalardan korumak. Dolayısıyla da bu sayede raf ömrünü uzatmak doğal renk ve aromayı korumak için kullanılır arkadaşlar. Bazı maddeler var ki rafa koyacak olursan eğer herhangi bir şekilde koruyucu madde kullanmadan bir gün içerisinde bozulup çürüyebilir, mantar üretebilir, küflenebilir. Ama eğer koruyucu madde kullandığınız, kullanacak olursan 15 gün hatta bir ay kadar e, rafta kalabilir, tüketime uygun pozisyonda kalabilir. Evde de biz daha uzun süre onu bekletebiliriz kullanmadan. antioksidanlara gelecek olursak gıdalarda meydana gelebilecek acıma ve bozulmayı engeller, gıdanın oksitlenmesini engelleyen maddelerdir şeklinde ifade edeceğiz arkadaşlar. Adı üzerinde zaten oksitlenmeyi önleyici olan... E, koruyucu maddelere antioksidan adını vereceğiz. Bu sayede yine raf ömrünü uzatmış olacağız, evde de kullanım süresini uzatmış olacağız. Emülsifier ya da emulgatör ve stabilizör şeklinde tanımlayacağımız katkı maddeleri ise gıda maddelerinin üretiminde arzu edilen yapıyı oluşturmak Belli bir yapıyı korumak veya iyileştirmek amacıyla kullanılan maddelerdir diyebiliriz. Arkadaşlar satın alacağımız gıda maddelerinin böyle bulanık, heterojen bir görüntüye sahip olmasını tabii ki istemeyiz. İşte burada dağınık değil de daha düzgün, daha albenisi yüksek bir görüntüye sahip olmasını sağlayabilmek için kullanılan bazı katkı maddeleri var. Bunlar da emulsifier veya emülgatör ve stabilizör olarak karşımıza çıkar. Asitlik bazlık düzenleyici bazı katkı maddelerine gelecek olursak gıda maddelerinin üretim sırasında ya da üretim sonrasında asitliği bazlığı veya doğal, doğalının bozulacağını biliyoruz. Bunlarla karşılaşabiliriz. İstenen duruma göre gıda maddelerine asitlik düzenleyici dediğimiz katkı maddelerini ilave edebiliriz. Bu sayede asitlikte bir değişim olmadığı için yine bozulması gecikir, daha uzun süre rafta kalma şansına sahip olur. <laughs> Tatlandırıcılara veya koku verici maddelere gelecek olursak hazır gıdaların doğal tadı ve kokusu işlemme ve bekleme sırasında bozulabilir. İşte bu bozulmayı engellemek için tatlandırıcı maddeler kullanılır arkadaşlar. Bu sayede de tadının yerinde kalmasını tatlı maddeyi tüketmemizi sağlar. Bu şekilde bu katkı maddelerinden herhangi birinin kullanılmasıyla elde edilen gıda maddelerine de hazır gıda adı verilir. Peki gıda maddelerini kullanırken biz nelere dikkat etmeliyiz? Nelere özen göstermeliyiz? Bunlar da yine çok önemli maddeler olacak arkadaşlar. İnsan sağlığına zararlı olmamalı ve bu yasalarla belirlenmiş olmalıdır. İlla ki belli yasalara dayanan üretime sahip olmalıdır. Yani belli standartlara uygun üretilmiş olmalıdır. Her bir hazır gıda maddesinin üzerinde bu standartlara uygun olduğunu belirten işaretleri gözlememiz gerekiyor, görmemiz gerekiyor. Kullanımında teknolojik zorunluluk bulunmamalıdır. Kolaylıkla kullanma fırsatına sahip olmalıyız yani. İzin verilen besinlerde ve izin verilen miktarlarda kullanılmalıdır. Tabii ki sadece izin verilmiş olması yeterli değil. E, miktarı da önemli. Çok aşırı miktarda bulunması da yine sağlık açısından olumsuz durumlara yol açabilir. Bunu engellememiz gerekiyor. Besinin besin değerini azaltmamalıdır. Hani biraz daha güzel gözükmesi için, al artırmak için besin değerini ortadan kaldırmamamız gerekiyor. Oradaki asıl amacı yok etmememiz gerekiyor. Gıda katkı maddeleri kalitenin korunması amacıyla kullanılmalı, kötü kaliteyi gölgelemek amacıyla kullanılmamalıdır. Gıda katkı maddeleri doğal doğala özdeş veya yapay olabilir. Tabii ki bu seçeneklerde mevcuttur. Ne bileyim ıspanaktan elde edilen bir renklendirici de olabilir. Daha yapay özellikteki bir renklendirici maddede de olabilir. Bunlar gıda maddeleri üzerinde kullanılır ama asıl amaç hani daha güzel gözükmesini sağlamak, daha lezzetli olmasını sağlamak ya da daha uzun bir e, ömrü sahip olmasını, raf ömrüne sahip olmasını sağlamaktır tabii ki bu katkı maddelerini kullanmak. E, ama bazı durumlarda karşımıza çıkabiliyor. Kalitesiz bir malın daha kaliteli gözükmesini sağlamak için kullanılan katkı maddeleri var. Bu etik bir durum bile değildir. Geçiyoruz yenilenebilir pardon, yenilebilir yağ türleri arkadaşlar. Tükete gıda olarak tüketebileceğimiz yağ türlerini fiziksel hale göre iki başlıkta inceleyeceğiz. Katı ve sıvı yağlar olmak üzere arkadaşlar. Katı yağlara gelecek olursak ilk ilk tabii ki aklımıza da ilk gelen tereyağı olacak. Tereyağını nasıl elde ediyoruz? Hayvansal bir gıda olarak karşımıza çıkıyor. Süt veya yoğurdun üzerinde biriken kaymak sayesinde biz tereyağını elde edebiliyoruz arkadaşlar. Buradan en doğal olarak elde edebileceğimiz yağ türü ve katı halde olduğu için e, Tabii ki bu durumda oluyor. Şunu bilelim arkadaşlar. Hayvansal yağlar doymuş yağlardır. Yani e, karbon zincirinde hidrojence tamamen Zenginleştirilmiş bir yağ türü vardır. Ancak bitkisel yağlar doymamış yağlardır. Dolayısıyla margarin dediğimiz yağ türü bu doymamış olan bitkisel yağların e, laboratuvar ortamında doyurulması sayesinde yani tereyağına benzer hale getirilmesi sayesinde elde ettiğimiz bir yağ türüdür. Yani e, tam doğal değil. E, laboratuvar ortamında elde edilen bir yağdır ama özellik olarak da tabii ki tereyağına en yakın davranışa sahip olan e, yağ türü margarin yağlarıdır. Bitkisel yağlardan elde edildiğinden bahsettik. Yani en ucuz kaynaktan e, pahalı ve güzel olana yaklaştırdığımız bir durum söz konusu. Palmiye yağına gelecek olursak arkadaşlar, katı haldeki tek bitkisel yağdır diyebiliriz en azından. <laughs> yenilenebilir, yenilebilir yağ türleri arasında bu değerlendirme yapacak olursak palmiye meyvesinden elde edilen bir yağ türüdür. Geri kalan bitkisel yağlar sıvı yağ olarak karşımıza çıkar. Tabii ki bunları günlük hayatımızda en sık karşılaştıklarımızı değerlendirecek olursak zeytinyağı, mısır özü yağı evlerimizde en çok kullandığımız yağ türleri bunlar tabii ki fındık yağı, kanola yağı veya ayçiçek yağı olarak karşımıza çıkar. Bunlar tüketimimize uygun olan yağlardır. Endüstriyel yağlara gelecek olursak yani özellikle tabii ki bu kavramlar karşımıza zeytinyağı üzerinden çıkıyor. Zeytini farklı farklı şekillerde işleyerek farklı türde zeytinyağları elde edebiliriz. Hani bir markete gidip zeytinyağı alacağımız zaman da bu etiketlerinde bu isimlerle karşılaşabiliriz. Sızma zeytinyağı yazar, rafine, riviera veya vinterize zeytinyağı yazar ve fiyatları arasında da uçurum olduğunu görürüz. İşte bu hani hep kafamızı karıştıran neymiş bu dediğimiz şey aslında onun üretim şekliyle alakalı bir şey. Sızma arkadaşlar en pahalı türdür biliyoruz çünkü en kaliteli en sağlıklı tür sızma olarak üretilen yağ türüdür. Çünkü sadece ve sadece presleme işlemi sonucunda elde edilir. Sadece zeytin üzerine bir baskı uygulanır ve buradan açığa çıkan yağı biz sızma zeytinyağı olarak tüketiriz. Ama sızma olarak ürettiğimiz <laughs> yani pres yoluyla ürettiğimiz yağların tamamı tüketime uygun durumda değildir. Bazı yağlar asitliği oldukça yüksek durumdadır. Dolayısıyla mutfağımıza alıp tüketemeyiz biz bunu. Peki nasıl yaparız? Asitliğini gideririz. Yani rafinasyon işlemine tabi tutarız. Dolayısıyla asitliğini giderdiğimiz için aslında bir işleme tabi tutulmuş yağ karşımıza çıkar. Kalitesiz bir yağın kalitelileştirilmiş halidir rafine zeytinyağı. Bu yüzden de tabii ki sızmaya göre çok daha uygun fiyata karşımıza çıkar. Riviera'ya gelecek olursak da bu sızma yağlı rafine yağın karıştırılmış haldir arkadaşlar belli oranlarda. Bu ikisi karıştırılarak rafine yağ da değerlendirilmiş olur aslında diyebiliriz. İkisinin arasında bir değere dolayısıyla da kaliteye sahip olan yağ türüdür Riviera. <laughs> vinterize yağlara gelecek olursak arkadaşlar burada da bazı yağlar oldukça bulanık durumdadır. Dolayısıyla albenisi oldukça düşüktür. Tüketime uygun değildir. İşte buradaki bulanıklığı giderdiğimiz zaman elde ettiğimiz yağ türüne vinterize yağ adını vereceğiz. Bu da yine marketlerde karşımıza çıkan bir yağ türüdür. Burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Sıcaklık değişimi o yağ türünün yeniden bulanık hale gelmesine sebep olabilir. Tüketimden uzaklaştırabilir arkadaşlar. Peki yağları kullanırken Fazla kullanırsak neler olabilir? Aşırı yağ tüketimi hangi olumsuz durumları karşımıza çıkarır? Gereksiz enerji artışı bunların en basit sebebidir. Basit sonucudur daha doğrusu. Şişmanlığa yol açar. Obezitenin temelinde aslında gereksiz ve fazla yağ tüketimi vardır. Birçok kalp hastalığının sebebi yağların aşırı olmasıdır arkadaşlar. Tip 2 diyabet gibi bir sonuca bu gereksiz fazla yağ tüketimi sebep olur. Karaciğerin yağlanması yine birçok hastalığın aslında temelini oluşturan bir olumsuz durumdur. Kanda kolesterolün yükselmesine sebep olur ve e, bu süreç zamanla damar tıkanıklığına hatta kalp krizine kadar bizi götürebilir. Dolayısıyla evet yağlar aslında vücudumuz için önemli ihtiyaçlar, kullanmamız gereken maddeler ancak asla ve asla aşırı tüketmememiz, bundan kaçınmamız gerekiyordur. Peki yüksek sıcaklıklarda kullanırsak ne olur? Yağların çok yüksek sıcaklıklarda bulunması da olumsuz etkilere yol açar. Kimyasal yapısı değişir. Kimyasal yapısının değişmesi demek yağın yanarak zehirli hale gelmesine sebep olabilir. Zararlı maddelerin oluşmasına, üremesine yol açabilir ve en en kötü durumu kanserojen bir etki oluşturmasına neden olabilir. Yani aşırı yüksek sıcaklıklardaki yağları kullanmak bizi belki kısa vadede değil ama uzun vadede çok olumsuz etkilerle karşılaşmamıza yol açabilir. Aynı yağ defalarca kullanırsak ne olur peki? Hani bu <laughs> restoranlarda falan sıklıkla aslında karşılaştığımız bir durum. Aynı yağı defalarca günlerce haftalarca bile kullanıldığına şahit olabiliriz. Bu kanserojen maddelerin oluşmasına yol açan bir etken. Dolayısıyla yağların sıklıkla değiştirilmesi gerekiyor oksijen ile reaksiyona girerek zararlı yan ürünlerin oluşmasına yol açabilir bu durum. Ve bağışıklık, bağışıklık sisteminin zarar görmesine neden olabilir. Çok daha kolay hasta olmamız sırf yağı birkaç kere birden fazla kere kullanmamızdan kaynaklanabilir. Şimdi birkaç tane soru çözelim bakalım. Güzelce ünitemizi de tamamlamış oluyoruz. Dolayısıyla aslında senenin son konusunu da tamamlamış oluyoruz. Tabii ki tekrar derslerimiz olacak. Soru çözüm derslerimiz olacak ama ünite olarak öğrenmemiz gereken her şeyi öğrenmiş oluyoruz. Hazır gıdalarda kullanılan koruyucu maddeler ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Gıdaların raf ömrünün uzamasını sağlar arkadaşlar. Temel amaç zaten koruyucu maddelerde de antioksidanlarda da bu şekilde raf ömrünün uzamasını sağlamaktır. Gıdaların içerisindeki mikroorganizmaların çoğalmasını engeller yine aynı şekilde. Bu mikroorganizmaları engellediği için zaten raf ömrünün uzamasına sebep oluyor. Gıda maddelerinin uzun süre bozulmadan kalmasını sağlar. Bu zaten raf ömrünün uzamasına sebep olan etkende dolayısıyla cevabımız tabii ki E seçeneğinde 3 ifademizde doğru ifadeler. Yenilebilir yağlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye sormuş bu defa. Margarinler bitkisel temelli katı yağ türüdür dedik ki. E, bitkisel yağlar doymamış yağlardır. Bunların Laboratuvar ortamında doyurulması sayesinde margarinler elde edilir ve tereyağına yakın bir tat elde etmeye yakın bir kullanım elde etmeyi sağlarız dolayısıyla bu ifademiz doğru. Palmiye yağı palmiye meyvesinden elde edilen sıvı yağ türüdür demiş. Oysa ki biz ne dedik? Sıvı değil. Palmiye yağı bitkisel olan ve yenilebilir yağ türleri arasında katı olan tek örnektir. Bu ifademiz yanlış bir ifade. Sızma yağı sadece presleme işlemiyle elde edilen yağ türüdür. Bu sayede de en kaliteli yağ türü sızma yağı oluyordu. Asitlik seviyesi yüksek yağların işlenmesi ve tüketime uygun hale getirilmesi sonucu rafine yağlar elde edilebilir. Yüksek asitliği bu şekilde gideriyorduk ve kullanılabilir hale getiriyorduk. Ve hatta sonrasında bunları karıştırarak yani rafine de sızma yağı karıştırarak da riviera yağları elde etme şansına sahip oluyorduk. Winterize yağlara gelince sıcaklık değişimi sebebiyle tekrar bulanık hale getirilebilir. Winterize yağ bulanıklığı giderilmiş yağ demekti. Bu sıcaklık değişiminden etkilenen ve tekrar bulanık hale gelen bir yağ türüydü. O yüzden sıcaklığı sabit tutmamız gerekiyor. Dolayısıyla cevabımız tabii ki B seçeneğinde olduğu palmiye yağının sıvı değil katı yağ türleri arasında yer aldığını hatırlayalım. Neler öğrendik? Şimdi şöyle bir bugünkü dersimizi özetleyelim bakalım hep birlikte. Katkı maddeleri kullanılmış veya ısıl işlem görmüş gıda maddelerine hazır gıdalar denir demiştik. Hazır gıda için kullanacağımız tanım bu şekildeydi. Hazır gıdalarda kullanılan katkı maddeleri E kodları ile belirtilir. E, bu E kodlarının aralığını biliyorsak bu tükettiğimiz gıda maddesinin içerisinde hangi katkı maddesinin kullanıldığını da belirleyebiliriz. Emülgatör mü kullanılmış, renklendirici mi yer alıyor ee, yoksa e, başka bir katkı maddesi mi kullanılmış bunu E kodları sayesinde belirleyebiliyorduk. Süt için uygulanan ısıl işlemler pastörizasyon ve UHT olarak ikiye ayrılırdı. Burada şöyle bir şey söylemiştik pastörizasyon işlemi daha düşük sıcaklıklarda uygulanan bir işlemdi. Dolayısıyla da ee, mikroorganizmaların bazıları canlı kalabiliyordu, mikroorganizmaların tamamından sütü temizleyemiyordu, ama aynı zamanda da e, gıda'nın e, gıda özelliklerini, besleyici özelliğini korumasına sebep oluyordu ancak UHT yöntemi yüksek sıcaklıkta gerçekleştiği için tüm mikroorganizmaları öldürürken bazı besin değerlerinin de kayıp olmasına sebep oluyordu. Yenilenebilir, yenilebilir yağ türleri fiziksel hallerine göre Sıvı ve katı olarak ikiye ayrılmıştı Sıvı yağlar Bitkisel yağlardı Katı yağlara geldiğimiz zaman Hayvansal yağ türü olan e, tereyağı Ki sütten veya yoğurttan elde ediyorduk bunu e, Margarinden bahsettik katı yağ olarak Bu bitkisel yağların Doyurulmasıyla elde edilen yağ türüydü Bir de palmiye yağından Bahsettik bitkisel bir yağ olmasına rağmen Katı sınıfına giren yağdı Endüstride yağ türlerinin Sızma, rafine, vinterize ve riviera gibi türleri vardır dedik ve bunların özelliklerinden bahsettik. Sızma yağın en kaliteli yağ olduğuna değindik arkadaşlar. O zaman ne yapalım? Tabii ki ödüllü sorumuzu cevaplandıralım ve yorumlarda paylaşmayı ihmal etmeyelim. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.